Ne güzel sizinle beraber olmak. Harikasınız gençler. Güzel çocuklar, harikasınız. Eski mahallemde olmak çok güzel. Çok mutluyum sizlerle bir arada olmaktan. Bugün teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Ben ilk yuvamı kurduğumda bahçeli evlerde oturdum. Dolayısıyla yuvam, eşim, çocuklarım hep birlikte bahçeli evlerin uğruna inanıyoruz. Bahçeli evlerin güzel insanlarıyla buluşmak da beni mutlu ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugün tabi burası Yarbay Cesur Parkı, şehit yarbayımız, onun adına yaptığımız bir park. Bahçelievler'de çokça işimizden bahsedebilirim. Otoparkıydı, sosyal yaşam merkeziydi, Zafer Mahallesi'nde yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkeziydi, İSMEK'ti. Ama bugün buraya bunları konuşmaya gelmedim. Şimdi öncelikle yarın Maltepe Miting Meydanı'nda karşıda güzel bir demokrasi şenliği var. Millet İttifakı ekonomiyi konuşacak. Sizlerle birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ev sahipliği yapmaya hazır mıyız? Bütün Millet İttifakı liderleri orada olacak. Mansur Yavaş Başkanım da bizimle olacak. Hep birlikte bu süreci konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Memleketimizin geldiği durumu hasbihal edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, bahçelievlerin güzel insanları, memleketimin her yerinden insanın yaşadığı bu güzel şehirde, Türkiye'nin bir özeti olan İstanbul'da kardeşliğin, barışın, huzurun teminatı olmak zorunda olan bu şehirde güzel hizmetlerimizi daha güçlü sürdürmek adına memleketi partizanlığa boğmuş olan bu hükümetin anlayışından adaleti ne yazık ki kişilere göre, tanıdığına göre hareket ettiren bir anlayışı, insanların ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en belirsiz dönemini yaşadığı bir dönemin kişileri olarak çok zor bir süreci yöneten bizler bu iktidarı, bu hükümeti hep birlikte evine yollayacağız. Sevgili hemşehrilerim, yollayacağız çünkü adalet için yollayacağız. Yollayacağız çünkü hak ve hukuku korumak için yollayacağız. Yollayacağız çünkü gençlerin liyakatleriyle birlikte bu memlekette istedikleri makama gelsinler diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü gençler bu ülkede, bu şehirde hayallerini kurabilsinler, geleceklerini kurabilsinler diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü acilen mutfaktaki yangını söndürmek zorundayız. Yollayacağız çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin yollayacağız çünkü
yollayacağız çünkü çocuklarımızın eşit ve hak ettiği eğitimi alsınlar diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü üniversitelerimiz özgür olsun diye yollayacağız. Yollayacağız çünkü ifade özgürlüğü olsun diye yollayacağız. Çünkü ikinci yüzyılın başlangıcında ne yazık ki sıkıntılarımızı büyüten bu hükümet 21 yılın sonunda hedeflerinin üçte birine bile erişemeyen ekonomik olan memleketi dünyanın 16. sırasından alıp 21. sırasına düşüren bu hükümet bu milleti, bu devleti, bu vatanı yönetmeyi hak etmiyor. Evlerine yollayacağız onları. Onun için çok önemli bir takvimde her birimiz bu sürecin şahitleriyiz. Çok dikkatli olmak, çok büyük bir hazırlık yapmak zorundayız. Bu seçim siyasi partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim Ahmet gitsin, Mehmet gelsin seçimi değil. Bu seçim bir rejimin, bir sistemin çökerttiği, ne yazık ki uçurumun kenarına getirdiği bir rejimin, bir sistemin sona erdirilme seçimidir. Onun için çok önemli bir süreç içerisindeyiz. Bizler bu seçimde geleceğimiz için yoğun bir mücadeleyle en doğru kararları vermekle yükümlü vatandaşlarız. Sevgili vatandaşlarımız, benim güzel hemşehrilerim, hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi ve gerçekten devlet deneyimiyle, devlet insanı olmasıyla birlikte büyük bir ittifakı inşa ederek demokrasi mücadelemizi en üst seviyeye taşıyan Sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hep birlikte oy vereceğiz. Hep birlikte oy vereceğiz. Sizlerden isteğim şu: bugün birbirimize sorumluluk yükleme zamanı. Ben aylar önce, hatta bir yıl önce, 1,5 yıl önce ne demiştim? Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım demiştim. En çalışkan neferi. Beni geçebilen geçsin, ben çalışıyorum. Beni geçebilen geçsin. Milletimiz için çalışıyorum. Şimdi sizden isteğimiz var. Sizden isteğimiz var. Sizden isteğimiz var. Bu kalan 10 gün içinde, 9 gün içinde Tamam. Şimdi bu kalan 9 gün içerisinde özellikle burada bulunan hanımefendiler, özellikle hanımefendiler, sizden istirhamım, tanıdıklarınız, eşiniz, dostunuz, komşunuz, çocuklarınız, büyükleriniz, oturup kalktığınız insanlar, onlarla konuşun ve deyin ki ülkemiz zor durumda. Ülkemiz somurtkan, insanlarını bölen, oy veren vermeyen diye ayırt eden, insanları bu 86 milyon insanı milli ya da gayrimilli diye ayrıştıran, neredeyse haşa şunlar cennete gidecek, bunlar cehenneme gidecek kadar demeyi göze alan bir anlayıştan kurtulmamız lazım. Böyle anlatın millete, böyle anlatın. Yok efendim inanç üzerinden, yok efendim insanların ibadetleri üzerinden insanları bu şekilde ayırmak, bölmek, Allah aşkına bu kadar hiç yaşadık mı ya? Yahu Allah aşkına bak, soruyorum, hatta söylüyorum. Bu memlekette bugüne kadar yaşamadığımız bu
anlayışı net özetliyorum. Benimle, bakın sizin adınıza söylüyorum ya da vatandaşlarımız adına, milletimiz adına, milletimizin inancını ölçecek, milletimizin inancını yargılayacak, milletimizin milli duygularını yargılayacak, bölecek, ölçecek kişi anasının karnından doğmadı kardeş. Doğmadı. Bu milletin inancı var, görüşü var, yaşam biçimi var ama herkesin birbirine saygı duyduğu bir memleket burası. O bakımdan bu anlayış para etmez. Bütün bu konuşulan tarzdaki siyasetin biteceği seçimdir bu. Bundan sonra başka şeyler konuşacağız. Onun için hanımefendilerden hassasiyetle bunu anlatmalarını istiyorum. Ve beyefendilerden, iş yerinizde, iş ortaklarınızda, komşularınızda, alışveriş yaptığınız yerlerle lütfen siz de konuşun. Bunlar ekonomiyi yönetmeyi bilmiyor. Bunlar inanın bazı yöneticileri, ekonomiyle ilgili yöneticilerine bir dükkana emanet etmezsiniz. Bırakın memleketi. Dükkana emanet etmezsiniz. Bir işi bilen bir insan yanlışı söylüyorsa üstündeki insan ona yanlışını söyler. Bunlar yanlış dese de yatıp kalkıyorlar, doğru dese de yatıp kalkıyorlar. Emir kuluna dönmüş. Emir kulu olan yöneticilerin bu memlekete asla bir faydası olmaz. Asla bir faydası olmaz. Anlatın bunu. Bunlar ekonomimizi batırırlar. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hızlı hareket edeceğiz. Bak orada gençler yazıyor. İlk turda bitirelim diyor. İlk turda bitirelim diyor. Acelemiz var. Bir günü bile kaybedemeyiz. O kadar hassas. Onun için beyefendilerin özellikle bu ekonomik süreci anlatmasını istiyorum. Sevgili gençler, asla ayrışmayın. Sevgili gençler, arkadaşlarınızla konuşun. Gençlerin bazen duygusallıkları olabilir, küskünlükleri olabilir. Bazı konulara algılık gösterebilirler ama bu seçim sizin, özellikle sizin can alıcı 20-25 yılınızın seçimi. Onun için hata yapmamak zorundayız. Hep birlikte bu güçlü iktidara, Millet İttifakı'nı güçlü bir şekilde taşımak zorundayız. Deyin ki gençlere bu geleceği en iyi şekilde hazırlamak adına oylarınızı Millet İttifakı'na verin. Oylarınızı Kemal Kılıçdaroğlu'na verin deyin. Şimdi anlaştığımız üzere 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya, hep birlikte bu mücadelenin bir parçası olmaya, bu büyük değişimin ve dönüşümün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına en güçlü şekliyle bir giriş yapmaya hazır mıyız? Sizler 14 Mayıs günü, bakın seçim gününü anlatıyorum, burayı iyi dinleyin. 14 Mayıs günü hep birlikte sandıkta görev alacağız. Tamam mı? Hep birlikte görev almaya, ama partiler üzerinden, ama Türkiye gönüllüleri üzerinden görev almaya. O gün görev alamadınız, oyumu kullandım, eve gidiyorum demek yok. Elinize vatan için, millet için şu canın bayraklarınızı alarak, canın o ay yıldızlı bayrağımızı alarak 14 Mayıs gününü demokrasi şölenine dönüştürmeye, okulların önünden ayrılmadan
sonuçları beklemeye hazır mıyız? Güzel. Güzel. 2019'u tamam alacağım yavrum, alacağım. 2019 yılını hatırlıyoruz değil mi? Berkay neredesin Berkay, gördüm sonunda. Ha. Bak her şey çok güzel olacak diyen adam burada, adam Berkay, Berkay burada. Berkay benim güzel evladım burada. Ne demişti Berkay? Hatırlayalım mı? Her şey çok güzel olacak. Her şey bak Berkay, bir kişi her şey çok güzel olacak dedi, İstanbul çok güzel oldu. Sizin şu gür sesiniz var ya, memleketi çok güzel yapacak, memleketi çok güzel yapacak, hiç kuşku duymuyorum, çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çok çalışacağız. Güçlü bir ekibimiz var. 6 siyasi partinin genel başkanları, ekipleri var. Mansur Başkan var, ben varım, ama esas kim var biliyor musunuz? En büyük ekibimiz milletin evlatları var. Milletin evlatları var. Onlarla çalışacağız. Bir avuç insanla değil, milletin has evlatlarıyla çalışacağız. Sizinle başaracağız. Sizinle cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir süreci hep birlikte çalışacağız. Şimdi yarın Maltepe'ye gidiyoruz değil mi, anlaştık. Buradaki kalabalığın en az 20 katı Bahçelievler oraya gelmesi lazım. Muazzam bir demokrasi şöleni var. İsteyenler bu akşam Hıdrellez şenliklerine yeni kapıya da gelebilir. Gelebilir. Çok güzel bir etkinlik var ama esas şenlik yarın. Yarın büyük bir etkinlik şölen var. Bu arada aramızda kalsın. Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin Bahçelievler. Kazanıyoruz Bahçelievler. Millet kazanıyor. Her şey çok güzel olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Harikasın Bahçelievler! Çıkart telefonu! Aç flaşları! Saygıdeğer başkanımızı dualarla uğurluyoruz. Evlerinin pencerelerinden, balkonlarından, teraslarından, çatılarından bizlere destek olan merhaba Zeytinburnu, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey çok güzel olacak mı? Kesinlikle. Bugün buradayız. Önemli bir konu konuşacağız. Bugün ben size Zeytinburnu ile ilgili birçok şey sıralayabilirim. Kazlı Çeşme'de 30 yıldır çözülemeyen imar planlarından Zeytinburnu sahilindeki Balkan Parkı'na, Topkapı Deprem Parkı'ndan İSKİ için bu bölgeye yaptırılmış 1 milyar liralık yatırıma birçok konuya girebilirim. Ama bugün burada
memleketimiz için çok önemli bir konuyu konuşmaya geldik. Milletçe çok önemli bir kararın arifesindeyiz. 14 Mayıs tarihi bir gün olacak. 14 Mayıs'ta gelecek adına bir karar vereceğiz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için çok önemli bir karar vereceğiz. Dolayısıyla hep birlikte bu süreci iyi idrak etmeli ve ona göre çalışıp ona göre yol yürümeliyiz. Öncelikle yarın İstanbul'da Maltepe miting alanında sizi bekleyenler var. Sizi bekleyenler var. Millet İttifakı Maltepe'de olacak. Mansur Başkanımız Maltepe'de olacak. Ben de orada sizleri karşılayıp ev sahipliği yapacağım. Hep birlikte ev sahipliği yapacağız ve hep birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazır mıyız? Güzel. Sevgili dostlarım, bakınız, ne yazık ki bugünün iktidarı insan ayırmayı, insanları birbirinden uzaklaştırmayı, partizanlığı, kutuplaştırmayı, bakın bu ülkenin hükümeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir başka partide diye yapmadığı engelleme kalmadı. Ve birçok şehirde bir başka partiden ise oraya selam bile vermiyorlar. Ülkeyi, devleti, mekanizmaları partizanlaştırdılar. Devletin valisi olur, devletin kaymakamı olur. Şimdi bunların döneminde hükümetin kaymakamı, hükümetin valisi şekline dönüştü. Ben bu ülkenin bürokratları adına, devletin emek verip yetiştirdiği memurları adına da üzülüyorum. O insanları da zorda bırakıyorlar. Memleketi neredeyse Cumhuriyet'in 100. yılına kadar bu denli partizan bir dönemi hiçbir dönem yaşamadı. Ve adaleti yerle bir ettiler. Liyakati, eğer bir insan liyakatiyle bir yere gelmek istiyorsa bu mümkün değil. Ama bir yerde tanıdığı dayısı, partilisi varsa o zaman mümkün. Böyle bir süreç ortaya koydular. Gençlere soruyoruz. Diyoruz ki siz bir işe girmek için çalışıp çabalayıp liyakatınız varsa girebilir misiniz? Hayır diyorlar. Dayımız varsa gireriz. Başka giremeyiz. Gençler umutlarını bu ülkede değil başka ülkelerde aramaya başladılar. Çocuklarımızın eğitimle ilgili çok ciddi sorunları var. Artık eğitimde öyle bir eşitsizlik var ki çocuklarımızın eğitimle ilgili annelerimizin, babalarımızın umutları kalmadı. Mutfakta yangın var ve bu ülkeyi neredeyse 2 yıldır büyük bir enflasyon girdabı içine soktular. Dövizle yarışan ve dövizle bu ülkeyi yöneten bir ekonomi anlayışı ortaya koydular. Çok zengin daha çok kazanıyor, fakir elindekini kaybetmiş durumda. Gelir adaletsizliği belki de dünyanın en ön sıralarına ulaşmış durumda. Mutfaktaki yangın zaten burada en iyi hanımefendiler bilir. Almış başını gitmiş. Fiyatlarla baş edilemiyor. Sevgili hemşehrilerim, bunun tek sebebi var. Şu anda memleketin aklı, memleketin başı şunu söylüyor. Hükümet olarak deniyor ki ben bilirim, başkası bilmez, ben yaparım, doğrusu budur, ben ne dersem o olur diyen bir kişi var, tek bir akıl var. Bu aklın değişmediği sürece, milleti millete emanet etmediğimiz sürece Allah muhafaza bizi uçurumdan aşağı yuvarlarlar. Onun için bu felaketten geri dönmek adına yapacağımız tek şey kaldı. Bu süreci ve bu sürece bizi taşıyan,
bu rejimi evimizin dışına atmak, defedip yollamak, defedip yollamak. Bu rejimi değiştireceğiz. Bu rejimi, bu sistemi değiştireceğiz. Bu yönetim anlayışını değiştireceğiz. Ben diyen aklı yollayacağız. Biz diyen aklı sistemin başına getireceğiz. Bu kadar net. Bu kadar net. Sevgili hemşehrilerim, bakın. Bakın, bu yönetim anlayışında bir kişi var ve bir avuç insan var. Her konu bu bir avuç insanın çemberin içinde dönüyor. Milletin hiçbir şeyden haberi yok. Halbuki bu memleketin her karış toprağı 86 milyon insana ait. Ama bunlar İstanbul'daki gibi 25 yıl yönettikleri İstanbul'daki gibi İstanbul'u kendi malları, mülkleri zannettikleri gibi bu memleketi de kendi malları, mülkleri zanneder oldular. İstediği yeri, istediği kişiyi senin Ekrem amca diyen diline kurban olurum ben. Kendi malı mülkü gibi davranan bu anlayışı ve bu sistemi dediğim gibi evin dışına koyacağız. Bu sistemi başımıza getiren kişi ve kişileri de tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Evlerine yollayacağız. Sevgili hemşehrilerim, sevgili Zeytinburnlular, bakın sonuca yaklaştık. 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim var. Bu seçim milletin seçimi. Bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim patatesle soğanın seçimi, haklısın. Haklısın, onlar ne derse desin. Milletin karnı aç. Çocuklar okula beslenme çantaları boş gidiyor. Dolayısıyla bu sorunları çözmek adına hep birlikte çalışmak zorundayız. Hep birlikte. 14 Mayıs'a kadar benim bütün hemşerilerimden, benim güzel hemşerilerimden, özellikle hanımefendilerden ve beyefendilerden, güzel ablalarımızdan, hepinizden istirhamım şu: komşularınızı ziyaret edin, komşularınızla konuşun. Yüzü asık, döver gibi, söver gibi. Ya Allah aşkına, bak Allah aşkına, kalkıyorlar milletin milliyetçiliğini ölçmeye kalkıyorlar, karışıyorlar. Senin alnına bir alet tutuyorlar, sen milliyetçisin, değilsin diye konuşmaya çalışıyorlar. Bunlardan zehirlenen birkaç insan sağda solda kırıcı dökücü laflar da ediyor. Bak, milleti aldatıyorlar. Daha ileri gidiyorlar. Haşa, sana cehennemlik, sana cennetlik demeye kalkıyorlar. Cenneti cehennemi bile bunlar karar vermeye çalışıyorlar. Sözlerini, bakın, sözlerini meydanlarda konuşarak söylüyorlar. Efendim, dinle ilgisi yokmuş, ezanla ilgisi yokmuş. Şunla ilgisi, ya Allah aşkına ya. Allah aşkına, sen kimsin de Allah'la kul arasına giriyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu milletin inancını, bu milletin milli duygularını ölçecek adam anasının karnından doğmadı. Bu milleti bir evlat gibi, 86 milyon insanını, kendi milleti, kendi özü, kendi canı, kendi ciğeri, kendi evladı gibi görmeyen akıl bu millete fayda veremez. Bu millet sevgi ister. Bakın, devlet nedir biliyor musunuz? Devlet güçlü olacak. Her yönüyle güçlü olacak. Devlet savunma sanayinde de güçlü olacak. Ama ekonomide de güçlü olacak. Devlet teknolojide de güçlü olacak. Ama tarımda da güçlü olacak. Devlet eğitimde de güçlü olacak. Demokraside de güçlü olacak. Devlet özgürlükte de güçlü olacak. Her şeyde. Ama size bir şey hatırlatayım. Devlet vatandaşına karşı gücünü gösteren olmaz. Devlet vatandaşına neyini gösterir biliyor musunuz? Şefkatini,
merhametini, adaletini, erdemini, ahlakını gösterir, ahlakını. Devlet güler yüzünü gösterir. Onun için deyin ki artık yeter kardeşim. Biz suratı asık adam istemiyoruz. Hadi evine. Git evindeki çoluğuna çocuğuna hizmet et. Eşine hizmet et. Bu millet asık surat değil. Bu millet güler yüz istiyor. Şefkat istiyor. Konuşacak insanıyla. Gözünün içine bakarak konuşacak. Fırça atmak ne demek ya? Seninle aynı mı düşünecek illa herkes? Kimin haddine fırça atmak? Sevgili hemşerilerim, güzel evlat, bana Ekrem abi diyen güzel adam. Bu çocuklar bunu unutmasın. Evet, bakın bunu unutmayın. Şu memleketin her karış toprağında senle ben eşitim. Kimsenin birinden bir gram farkı yok. Eşit hissedarlarıyız bu memleketin. Herkes haddini bilecek. Haddini bildirmeye hazır mıyız? Güzel. O zaman dediğim gibi hanımefendilerden, beyefendilerden bu anlattıklarımı herkese anlatmasını istiyorum. Sevgili gençler, bölünmek yok. Sevgili gençler, özellikle ilk oyunu kullanacak gençler, 25 yılınıza, 30 yılınıza, 40 yılınıza karar vereceksiniz. Ve sizler bu kararla bu memleketi ayağa kaldıracak neferler olacaksınız. Birleşe kazanacağınızı unutmayın. Hayallerinizi bu ülkede kurarak, hayallerinizi bu ülkede gerçekleştireceksiniz. Biz de bu zemini hazırlayacağız. Gençlerin böyle çalışmasını istiyorum. 14 Mayıs'a kadar çalışacağız. 14 Mayıs günü sandıklarda görev almaya, sandıklarda varsa partiler üzerinden, yoksa Türkiye gönüllülerine üye olarak görev almaya, sandıklarda görevli müşahit olmaya ve ben oyumu kullandım evime gideyim yok. O gün Mayıs ayı, 14 Mayıs. Her annenin anneler gününü kutlamaya, anneler gününü kutlayacağız ve sokakları, caddeleri, okulların önlerini vatan için, millet için, ocağının bayrağımız için, güzel bayraklarınızla beraber bütün memleketin sokaklarını, caddelerini demokrasi önüne çevirmeye hazır mıyız? Güzel. O zaman sözleştik. Zeytinburnu kararlı. O zaman tek söz kaldı. Zeytinburnu, her şey. Her şey. Her şey. Gördüklerinize söyleyin. Gördüklerinize deyin ki Ekrem Başkan bizi Zeytinburnu'ya çağırdı. Zeytinburnu'nda konuştu. Dedi ki aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Ey millet, kazanıyoruz. Millet kazanıyor. Yarın Maltepe'de buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler Zeytinburnu. Bugün bizleri bağrına bastığın için çok teşekkür ediyoruz. Tüm bayraklar havaya. Yarın 17.30'da Maltepe'de buluşuyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcılarımız bizlerle olacak. Çok güzel.
güzel görüyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Gazi Mahallesi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sultan Gazi'de olmak beni her zaman heyecanlandırmıştır. Burası Kardeşlik Mahallesi. Burası Birliktelik Mahallesi. Buradan coşku çıkar, birliktelik çıkar. Buradan mutluluk, huzur tesis edilir. Onun için hepinizi çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Sevgili hemşehrilerim, güzel çocuklar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, kapalı tribündekiler, merhaba kapalı tribüncüler size. Bugün Sultan Gazi ile ilgili öğrenciler, sizi selamlıyorum. Anadolu Lisesi öğrencileri, öpüyorum hepinizi. Hepinizi öpüyorum. Burada size Sultan Gazi ile ilgili elbette çok şey anlatabilirim. Çözdüğümüz imar sorunları, başlattığımız kreşler, yollardaki trafik düzenlemelerimiz, açtığımız ve yenilediğimiz parklar, özellikle Cebeci ile ilgili taş ocağının yarattığı sorunları minimize eden çalışmalarımız, birçok konuyu anlatabilirim. Ama bugün burada başka bir şey için varız. Tribün isteğinizi not aldım sevgili Gazi Mahallesi Spor Kulübü üyeleri. Tribün isteğinizi aldım. Onu özellikle çalışacağım. Afişi indirin ki arkadaşlarım görsünler beni. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar, tarihi bir dönemin şahitleriyiz. Tarihi bir dönem. Biz burada bulunduğumuz bu anı hiç unutmayalım. Sözleştiğimiz bu anı hiç unutmayalım. Umudun tohumlarını ektiğimiz bu anı hiç unutmayalım. Çünkü ileride yıllar sonra çocuklarımızın bir arada, evlatlarımızın mutlu, huzurlu, adaletle yoğrulmuş bir memlekette yaşadıklarını gördüğümüzde diyeceğiz ki o tohumlardan birini Gazi Mahallesi'nin göbeğinde milletçe hep birlikte atmıştık. Hep birlikte atmıştık diyeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, bir seçime gidiyoruz. Bir seçime gidiyoruz ve bu seçim tarihi bir seçim. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim o kişiye, bu kişiye verme seçimi değil. Bu seçim Ahmet gitsin, Mehmet gelsin seçimi değil. Bu seçim milletimizi zora sokan, adaleti yerle bir eden, hukuku yerle bir eden, liyakati memleketimizde ne yazık ki yok sayan, insanlarını ayrıştıran, insanlarını kutuplaştıran, ne yazık ki adaletli bir gelir ortamını yok eden ve milletimizi fakirleştiren, mutfaktaki yangını arttıran, zamları, enflasyonu hayatımızın gerçeği haline getiren bir sürece, bir rejime, bir yönteme, bir idari sisteme, bir avuç insana güle güle deme seçimi, güle güle deme seçimi. Bu seçimin adı hak, hukuk, adalet seçimi. Seçim, sevgili gençler, özellikle sizlere sesleniyorum. Sakın ayrışmayın. Güzel kızlar, pırlanta delikanlılar, sakın ayrışmayın. Sakın ayrışmayın. Bu seçimin adı birleşe birleşe kazanacağız.
Çünkü ayrışma zamanı değil. Bu seçimi demokrasiyi yeniden inşa seçimi olarak kabul edin. Bu seçimi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i güçlendiren, devleti erdemli bir biçimde vatandaşına hizmet eden, evet devlet güçlü olacak ama vatandaşına karşı devlet şefkatini gösterecek, vicdanını gösterecek, adaletini gösterecek. Devlet insanını sevecek. Bana oy verenler, vermeyenler demeyecek. Oralı buralı demeyecek. İnsanını inancıyla, etnik kökeniyle ayrıştırmayacak. Benim milletimin tamamı burada, kalbimin içinde. Bize erdemli bir yönetim süreci lazım. İşte tam da böyle bir süreçte bu seçim hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış erdemli devlet tecrübesi yukarıda insanını ayırmayan bir ahlaka sahip 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme seçimi. Biz güçlüyüz. Bu seçim hep birlikte olma seçimi. Size söz. Bu kardeşiniz hepinize söz veriyor. Bu kardeşiniz, bu hemşeriniz belediye başkanı olduğu andan itibaren insan ayırt etmemeye gayret ederek, bunların durdurduğu işleri yaparak, bunların engellemelerine rağmen milletini mutlu ederek, etmeye çalışarak, oy veren vermeyen diye tek bir gün ayırt etmeyerek görev yapmaya çalışan belediye başkanınız olarak inşallah bu seçimden sonra en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, milletimin tamamına, bütün şehirlere, Hakkari'den Edirne'ye, Diyarbakır'dan Muğla'ya, Hatay'dan, Adana'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Malatya'dan, Gaziantep'ten, bütün deprem bölgesinden Sinop'a, Ordu'ya, Trabzon'a, milletimin her ocağını, her evini kucaklayarak çalışacağıma Gazi Mahallesi'nin göbeğinde Gazi sözü veriyorum. Söz! Çalışacağız. Sevgili hemşehrilerim, yarın büyük bir demokrasi şöleni var. Yarın Maltepe miting alanına burada gördüğüm Gazi Mahalleli hemşehrilerim, sevgili dostlarım, bunun 10 katı, 20 katı geleceğiz mi? Orası demokrasi şöleni. Ama şölen yeni başlıyor. Şölen yeni başlıyor. Orada hep birlikte başlatacağız. Ülkemizin ekonomisini konuşacağız. Ülkemizin geleceğinde çocukların, gençlerin hayallerini bu memlekette kurduğu, kendini onurlu bir vatandaş hissettiği bir dönemi var etmek için bir dönemi başlatacağız. Sevgili hemşehrilerim, 14 Mayıs'a az kaldı. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağımıza, gece gündüz eşimizle, dostumuzla konuşacağımıza, gördüklerinize şunu söyleyin. Millet suratı asık yöneticilerden usandı. Millet artık
güler yüzlü insanlar istiyor. Güler yüzlü, insanıyla konuşan, halleşen, istişare eden, uzlaşan bir ruh hali istiyor. Bunu anlatın ve komşularınızla konuşun. Sevgili hanımefendiler, yeğenlerinizle konuşun. Gidip alışveriş yaptığınız marketle, bakkalla konuşun. Ortaklarınızla, iş ortaklarınızla, ahbaplarınızla konuşun ve onların desteğini isteyin. 14 Mayıs'a kadar, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya ve hep birlikte bu süreci hazırlamaya var mıyız? 14 Mayıs günü benim kıymetli hemşehrilerim, 14 Mayıs günü sadece gittim oy kullandım yok. Oylarımızı kullanacağız. Ama o gün milletçe bir bütün olarak bu vatan uğruna, bu millet uğruna, bayrağımız uğruna hep birlikte o günü sokaklarda bayraklarımızla geçirerek, halaylar çekerek, horonlar oynayarak o günün sonucunu beklemek için sokakları, caddeleri, okul önlerini demokrasi şölenine çevirmeye var mıyız? Sana kurban olurum. Düşme oradan da Allah'ını seversen. Allah'ını seversen bak ağacın. O zaman son sözü söyleyelim mi? Ben şimdi buradan Zeytinburnu'na, oradan Bahçelievlere, sonra da akşam Yenikapı'ya. Hıdırellez'e bekliyorum sizi Yenikapı'ya, Hıdırellez'e. Hızır yoldaşınız olsun. Hızır yoldaşınız olsun. Hıdırellez'de buluşalım. Hıdırellez'de buluşalım. Son sözü söyleyelim mi? Her şey sizin, kurban olurum sesinize. Her şey, her şey. Aramızda kalsın, aramızda kalsın. Her yerde söyleyin, deyin ki Ekrem Başkan söyledi, aramızda kalsın dedi. Kazanıyoruz! Milletçe kazanıyoruz, milletçe! Milletçe kazanıyoruz. Öpüyorum sizi. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sadece balkondan, sadece çatılardan bir ıslık duyabilir mi? Sadece terastan. Arkadaki yeşil meydandan bir ışık duyabilir miyim? Çok uzak noktalardan, terastan bizleri izleyenlere, pencerelerinden, balkonlarından bizleri izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün meydan! Saygıdeğer başkanımızı dualarla uğurluyoruz. Merhaba, merhaba Kağıthane, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Harika, çok mutluyum sizlerle bir arada olmaktan. Bir hemşeri grubumuz da burada, bir hemşeri grubumuz da burada.
Çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel olacak mı? Az kaldı değil mi? Çok iyi. Öğrenciler, gözlerinizden öpüyorum. Hepinize çok başarılı dersler, sınavlar. Yolunuz açık olsun sevgili çocuklarımız. Kağıthane'nin güzel insanları. Tabii çok heyecanlı bir dönemdeyiz. Ben Kağıthane'ye yaptıklarımızı burada sıralayabilirim. Buraya ulaşan Eminönü Ali Beyköy tramvayından açtığımız Kabataş, Mecidiyeköy ve Mahmut Bey metrosuna, Çağlayan Meydanı'ndan Cemal Kamacı Spor Salonu'na, sosyal yardımlarımızdan birçok hususa kadar Kağıthane'nin her hususunda yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her köşesinde güzel işler üretiyoruz. Ama bugün sizlerle bir aradayız. Sizlerle bir aradayız. Sevgili gençler burada, hanımefendiler burada, beyefendiler burada. Çok teşekkür ediyorum desteğinize. Bugün 4 ilçe gezeceğim. 4 ilçeye ilk söyleyeceğim. Siz çocuklar, öpüyorum sizin güzel kalplerinizden. Çok güzelsiniz. Gördüm. Şimdi birkaç mesaj vermem lazım. Birincisi, hepinize peşin söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdi. İkincisi, biz yarın Maltepe miting alanında hep birlikte coşkuyla, mesela Kağıthane buraya geldiğinin 10 katı oraya gelecek. 10 katı oraya gelecek. Çoluk, çocuk, genç, emeklisi, işçisi, iş insanı. Biz yarın ülkemizin ekonomisini konuşacağız. İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine biz ekonomik süreci nasıl tutarlı yöneteceğimizi anlatacağız. Çok güçlü kadromuz var. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve hep birlikte orada büyük bir sürece imza atacağız. Çok başarılı olacağız. Tabii ki kıymetli dostum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Hep beraber sizinle oturup konuşacağız. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Bakın, bu ittifak milletin ittifakı. Bu ittifak diyor ki bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim yozlaşmış, adaletin yere düştüğü, hukukun yere düştüğü, milletin ve devletin itibarının yere düştüğü, ne yazık ki uluslararası süreçlerde dış ilişkilerimizin yere düştüğü bir ortamda hep birlikte memleketin hem kurallarını hem kurumlarını ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. Çocuklarımız için ayağa kaldıracağız. Mini minnacık çocuklarımız için. Gençlerimiz için ayağa kaldıracağız. Gençlerimizin umutlarını bu ülkede dipdiri ayakta tutacağız. Gençlerimizin, hanımefendilerin, annelerin evlerdeki mutfak yangınını biz söndüreceğiz. Bu ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliği biz ortadan kaldıracağız. Eğitimdeki sorunları, kafası karışık öğretmenlerimizi, kafası karışık çocuklarımızı,
gençlerimizi, anneleri, babaları hep birlikte biz ayağa kaldıracağız. Memleketin bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Bakın, bugünkü iktidarın şu anki halini anlıyorum. Niye anlıyorum? Görüyorum, onların sesi beni bastırıyor, çocukların sesi. Üçü yetiyor, beşi yetiyor, kurban olurum onlara. Senin o kalbini öpüyorum ben. Seni fıstık, seni güzel kızlar yan yana üçü de. Harika. Bütün çocukların kalplerini öpüyorum. Onların kalbi çok büyük. Bakın, size şunu söyleyeyim. Bunların halini anlıyorum. Şu anda iktidar en tepeden aslan geç. Bravo. En tepeden en aşağıya kadar nasıl öfkeli, görüyorsunuz değil mi? Nasıl saldırıyorlar? Yani bugünden sana bakıyor mesela, seni vatan haini ilan ediyor. Onayı veriyorsan sen bendensin diyor. Sen yerli ve milli. Neredeyse utanmasalar seni cennete, seni cehenneme diye bugünden oraya yollayacaklar. Haşa. Haşa. Bunların şirazesi kaymış, dengelerini kaybetmişler. Niye ben bunları iyi anlıyorum biliyor musunuz? 2019'daki 23 Haziran'dan önceki günlerde aynı böyleydiler. Aynı böyleydiler. Hatırlayın. Hatırlayın. Bana sisimi demediler, başka neler demediler. Hatırlayın. Bunların aklı sulandı. Sulandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunların acilen evlerine gönderme vakti geldi. Evlerine göndereceğiz. Bunları evlerine göndereceğiz. Gitsinler çoluklarına, çocuklarına, eşlerine hizmet etsinler. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Tıpış tıpış evlerine göndereceğiz. Millet iktidara gelecek, millet. Bir avuç insan evine gidecek. Bu memleketin 86 milyon insanı vatanı için, milleti için, o güzelim canım bayrağı için, geleceği için, hak, hukuk, adalet için, gençlik için iktidara gelecek. İktidara gelecek. İktidara gelecek. Herkes söylesin. Duymayan kalmasın. Duymayan kalmasın. Herkes söylesin. Neyi söylesin biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu dedi ki, aramızda kalsın dedi. Vallahi de billahi de kazanıyoruz. Kazanıyoruz desin. Milletçe kazanıyoruz desin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ne diyeceğiz? Millet kazanıyor diyeceğiz. Millet. Millet. Şimdi 14 Mayıs'a kadar yarın hep birlikte Maltepe'deyiz. Çocuklarımızla şenlik var, şenlik. Onlar gibi kötü konuşan kimse yok. Ağzından bal damlayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Ağzından bal damlayan, ona yakın. Ben varım orada. Bekliyorum sizi. Bekliyoruz. Hep birlikte yarın Maltepe'de buluşacağız. Bir, iki. Kalan günlerimizi bu sürece ayıracağız. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Gençler, arkadaşlarınızla konuşun. Ayrışmak yok. Ayrışmak yok. Oylarımız Millet İttifakı'na. Oylarımız onların güzel geleceğini hazırlayacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na diyeceksiniz. Çalışacaksınız. Hanımefendiler, komşularınızla konuşun. Hanımefendiler, komşularınızla. Yeğenlerinizle konuşun. Eşinizle, dostunuzla konuşun. Evlatlarınızla konuşun. Büyüklerinizle, alışveriş yaptığınız bakkalla, marketle konuşun. Bakın de, bu insanlar güzel konuşuyor. Öbürleri bu insanları ayrıştırıyor. Millet usandı. Bak, bunlar kazanacak. Onlara
oy vermeyenlere bile hizmet edecekler. Aynen İstanbul'da olduğu gibi değil. Aynen İstanbul'da olduğu gibi değil. Bunu yapacağız. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? 2. 14 Mayıs günü seçim günü sandıklarda görev alacağız. Sandıklarda partiler üzerinden görev alacağız. 2. Eğer partiler üzerinden görev alamayan varsa Türkiye gönüllülerine üye olacak. 3. Oy kullandım ben eve gideyim. Oy kullandım ben pikniğe gideyim yok. O gün ocağının bayraklarınızla okulların önünde, sokaklarda, caddelerde, milletin demokrasi bayramında o günü birlikte geçirmeye, görev almaya hazır mıyız? Son olanı da ben söyleyeyim size o zaman, hiç sormayayım. Her şey, her şey, her şey aramızda kalsın tekrar. Vallahi de billahi de kazanıyoruz. Millet kazanıyor, millet. Millet kazanıyor, millet. Çocuklar kazanıyor, gençler kazanıyor. Milletimiz kazanıyor. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Çocuklar öpüyorum sizi. İyi dersler. Öğretmenlerimize sevgiler, saygılar. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi yarın Maltepe'ye bekliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız dualarla uğurluyoruz.